Hey, so. Whoa. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's obese. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Stay tommied up, trying to build it up. Trying to count it up, hell figures. Don't be chilling with no little niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a meal ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, nigga. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalına hoş geldiniz. Bugün mükemmel ötesi bir ayakkabının incelemesi bizleri bekliyor. Jordan 36 bugün merceğimiz altında olacak. İçinde yaklaşık bir aya yakın zaman geçirdim. Fikirlerim olgunlaştı. Sizlere onları aktarmak istiyorum. Aslında bir yandan da çok hızlı bir inceleme olabilir. Çünkü ayakkabı hakkında söyleyeceğim hiçbir negatif yön neredeyse yok. Yani mükemmel ötesi bir ayakkabı. Şu anda bunu üstüne basa basa söylüyorum. Piyasadaki bulabileceğiniz en güzel basketbol ayakkabısı arkadaşlar. Eğer bir tane ayakkabı alayım ve harika olsun, herhangi bir eksikliği olmasın diyorsanız işte o bu. Kutusuyla hemen başlamak istiyorum. Beyaz ve güzel büyük bir kutuda geliyor. Üstünde al yazmalar, sarı sarı dokundurmalar. Yine Jordan 34 ve 35'te olduğu gibi güzel büyük bir kutu şeklinde geliyor arkadaşlar. Jordan Jumpman logosu, 36 yazısı şöyle yaldızlı bir şekilde. Arkada Air Zoom logosuyla güzel bir kutu ve şu şekilde açılıyor. Açılma şekli oldukça hoş bir çekmece tasarımıyla. Açtığınız zaman yine beyaz bir kağıtta sizleri mücevherler karşılamış oluyor. Ve ayakkabımızın bir tanesini elimize alalım, incelememize geçelim. Arkadaşlar ayakkabıyı ben ilk görür görmez işte bu demiştim. Yani şöyle zaten reklamlarda gösteriyorlar ya. Tasarımı çok hoşuma gitmişti. Özellikle bu rengine de bayılmıştım. Dedim ki bu rengini alacağım. Almak istediğim renk bu renk demiştim. Ve alabilmek nasip oldu diyelim. Çok mutlu olduğum ve dediğim gibi hiç negatif bir yönü barındırmayan tam bir bütün ayakkabı olmuş. Görseli bence apayrı. Çok hoşuma gitti. 34-35'i de çok beğenmiştim. Bunu da çok beğendim. Şöyle 34 de arkamda şurada görebiliyor musunuz? Onun görselini de çok beğenmiştim. Yine Jordan 3 senedir beni mest etmeye devam ediyor. Bu Michael Jordan'la başlayan, 1-2-3 şeklinde başlayan 36. ayakkabıyla harikalar yapmışlar. Evet, hemen dizayn detaylarına sizler için hızlıca bakalım. Dilinde Jordan 6'dan esinlenilen logosu, dilin üst kısmında delikli delikli yapı, dilin içinde Air Jordan yazısı. Hemen arkaya çevirdiğinizde şurada bir sonsuzluk işareti var arkadaşlar. 8'e benzeyen, yatay 8'e benzeyen. Arkada kutunun üstündeki puntoyla 36 yazıyor. Şurada çok ilginç ve farklı bir yapı kullanılmış. Benim çok hoşuma gitti. Hız arabasını andıran bir görünüm veriyor. Üstünde Jordan Jumpman logosu var. Altında ise daha farklı, böyle yuvarlak bir dart tahtasını andıran görünüm. Ve şurada da küçük bir barkod numarası yapmışlar. Hemen altında ise kaliteli bir maşın üstüne Nike ve Air logoları kazınmış. Ayakkabının tamamında gezinen şu görmüş olduğunuz mor detay çok hoşuma gitti. Tabanında ufak bir pencere açmışlar yastıklamayı görebilmemiz için. Jumpman logosu ve şuradan içeri baktığınız zaman yine farklı bir punto ve yazıyla 36 yazıyor. Bir pencere açılması da hoş olmuş. Çok fazla ayakkabıyı boğmamışlar dizaynlara ki diğer 34-35 de bu şekildeydi. Yani baktığınız zaman doğru düzgün Jumpman logosu bile yok dil dışında ve taban dışında. Ama çok keyifli, özellikle bu tarz cırtlak renkler benim çok hoşuma gitti. Hemen ağırlığına bakalım. 413 gram. Gerçekten çok hafif hissettiren. 400'ün altına düşeceğini düşünmüştüm ama 413 çıkması biraz beni şaşırttı açıkçası. Sanki böyle 380 gramlar gibi veya daha hafifler gibi hissediliyor. Çünkü ayakkabının üstünde kullanılan, içini görebileceğiniz çok farklı bir ürün kullanılması, kumaş kullanılması olayları değiştiriyor arkadaşlar. Gerçekten ayakta aşırı hafif, aşırı rahat, adeta uçacakmışsınız gibi hissettiren ve mükemmel ötesi havalandırmayla bence alanında tek olmuş. Bayıldım, bayıldım yani. Kelimenin tam anlamıyla mest olduğum bir ayakkabı oldu. Şimdi taban tutuşuyla hızlıca detaylı incelememize geçelim. Taban tutuşu
aynı bir önceki modellerde olduğu gibi, 34 ve 35'te olduğu gibi balık sırtı dediğimiz bu zigzaglı tasarımla bezenmiş ve aynı oralarda olduğu gibi harika ötesi iş yapıyorlar arkadaşlar. Neredeyse hiç kaymadım, görüyorsunuz toz tutmuş gibi duruyor fakat bu performansınıza neredeyse hiç etki etmiyor. Elimle birkaç defa sildim ve yani yine süper oynamaya devam ettim. Ama dediğim gibi hiç kaydığımı hatırlamıyorum. 35'te sanki buna oranla bir tık daha iyi bir taban tuşu yakalamıştım. Bu da gayet güzel, yine sıkıntı yok. Oldukça da derin zigzaklara sahip. Fakat biraz yumuşak bu çıkıntılar. Dolayısıyla dışarıda oynamanızı hiç tavsiye etmem. İç sahalarda oynadığınız müddetçe harika işler yapacaktır. Yine maçlara çıkıyorsanız ve hafif temiz sahalarda oynuyorsanız hiç problem yaşamazsınız. Ama saha kirliyse belki zaman zaman çok minik kaymalar yaşayabilirsiniz. Fakat benim için yeterli artar bile dediğim güzel bir taban tuşu var. 10 üzerinden 9.4 veriyorum arkadaşlar. İstediğim zaman istediğim yerde durabildim ve harika hissettim. Hemen yastıklamasına ve efsane yapılan işlere geçelim. Burada kullanılan yastıklama şekli ilk önce şu faylon köpüğü var biliyorsunuz. Ucuz ayakkabılarda sadece tek başına bu faylonla iş görüyorlar. Fakat burada ise faylonun içerisine tüm tabanda Air Zoom Strobel yerleştirilmiş. Yani bu KD13'lerde olan o yastıklamadan ve inanılmaz derecede harika iş yapıyor ve mükemmel hissettiriyor. Aynı Jordan 34 ve Jordan 35 gibi hissediyorsunuz. His olarak onları tabir edebilirim. Biraz daha 34'e yakın, daha böyle zıp zıp yay varmışçasına sizi ittiren ve işte smaç falan basıyorsanız, basmaya çalışıyorsanız, zıplıyorsanız, voleybol oynuyorsanız mükemmel yardımcı olabilir zıplama noktasında. Gerçekten çok sizi yaylı hissettiren, etkiden sizi koruyan mükemmel bir ayakkabı olmuş. Benim sakatlıklarıma rağmen içerisine rahat ettiğim ve zaman zaman kendime böyle fazla zıplar bulduğum bir ayakkabı oldu. Burada kullanılan mükemmel yastıklama bunun göstergesi. Taban içerisindeki pencereden de bizlere ufak da olsa yastıklamayı gösteriyorlar. Tek kelimeyle bence muhteşemdi. Hani daha iyisine gerek yok. O kadar benim hoşuma gitti. Ve 10 üzerinden 9.5 veriyorum bu yastıklamaya. Etkiden korunması, sizleri hızlı atik hissettiriyor olması, aynı şekilde enerjinin geri dönüşümü bastığınız zaman size fırlatmasıyla mükemmel bir yastıklamadan bekleyebileceğiniz her şeye sahip. Bu alt tabanda ise yine farklı bir tasarım. Eclipse Plate hatırlarsınız, 34'te 35'te görüyorduk. Burada da ona benzer farklı bir yapı kullanılmış ama tam onun gibi değil. Adeta ayakkabı iki bölümdeymiş de taban birleştiriyormuş gibi bir izlenim vermişler. Bu da yine ayağınıza form veren, adeta şu elimin şu hali gibi sizi içeride tutmaya yarayan ve ayakkabıyı da hafifleştiren bir tasarım. Yine çok iyi işler yapmışlar. Yani gerçekten bayılıyorum. Burada dikkat ederseniz de Jumpman logosu mevcut. Biraz daha tırtıklı bir yüzeye oturtturmuşlar bunu. Ayağınızı içeride çok rahat ettiriyor arkadaşlar. 35'te bu iç kısımdan özellikle baya baya bana vurmuştu ve beni çok rahatsız hissettirmişti. Hiçbir şekilde bu tarz bir his oluşmadı. Aşırı rahat ettim. Ayaklarım için birebir harika güzel bir ayakkabı oldu. 35'in benim sevmediğim özelliklerinden biri buyken burada onun düzeltilmesi çok hoşuma gitti. 45 numara tercih ettim. Oldukça dar, fit ve sıkı hissettiriyor. Sizler de bu şekilde dikkat edebilirsiniz. Hem yandan dar hem de önden çok uzun değil arkadaşlar. Biraz Kyrie ayakkabılarını andırıyor diyebilirim. Hani Kyrie ayakkabılarında kaç giyiyorsanız veya Jordan 34-35'te kaç giyiyorsanız onun gibi bunu da yine tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi fit, sıkı ve güzel hissettirecek. Üst kısma geçelim. Üst kısım ise benim yani aklım başımdan alan yönlerden bir tanesi oldu. İlk kutu açımını belki hatırlarsınız. Bu ne dedim ya? Bu nasıl değişik bir tasarım olmuş dedim. Yırtar geçersiniz gibi düşündüm ama teknolojinin imkanlarının kullanıldığı harika bir tasarım olmuş arkadaşlar. Aşırı yumuşak, değişik, yumuş yumuş bir örgü ağ var ve sizlere ayakkabının içinde tutuyor. Gördüğünüz gibi de içeriği görebiliyorsunuz. Havalandırma had safhada, yani terlikle oynuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Sadece belli noktalarda farklı alttan katmanlar kondurulmuş. Neredeyse ayakkabının bütün yüzeyi bununla çevrili. Dediğim gibi harika işler yapıyor. Çok çok hoşuma gitti. Kaliteli hissettiriyor. Adeta böyle Yüzüklerin Efendisi'ni izler misiniz bilmiyorum ama orada bir zırh giyiyorlardı, hatırlar mısınız? Elflerin yaptığı, hani bir ejderha derisi kadar sağlam, bir tüy kadar hafif diyordu ya. Alın size bu. Yani gerçekten alın, Yüzüklerin Efendisi'ne koyun bu ayakkabıyı. Üstünde kullanılan bu materyalle, örgüyle, kumaşla harika işler yapmışlar. Bilek kısmı da yine aynı şekilde çok kaliteli ve çok güzel. Bir bakarsanız ikiye bölünmüş bir şeritle. Bu şerit biraz daha verimsi ve kullanılan materyal daha kaliteli, tüylü gibi hissettiriyor. Buralar biraz hızlı kirlenebilir, buna dikkat edin. Ama çok keyifli ve çok güzel olmuş. Görüntü olarak da çok hoşuma gitti. İşlevsel olarak da ayakkabıya form verme ve ayağınızı kitleme noktasında bilekler ve şu kısımla oldukça iyi işler yapıyor. Bilekli yapısı zaten, bileklerinizde güçlü bir tutuş. Aynı şekilde
dilin ve bağcıkların sıkılmasıyla mükemmel bir kitlenme ve rahatlık hissi sunacak arkadaşlar. Özellikle bileklerini koruma isteyen, daha sağlam yere basmak isteyen arkadaşlarım için mükemmel. Bileksiz oynamayı sevenler de bence bu ayakkabıyı alabilir. Herkese uygun ayakkabı tercihi olmuş. Materyallerine vereceğim puan arkadaşlar benim 10 üzerinden 9.4 olacak yine. Hani belki üstündeki şuraları biraz daha güzel yapabilirler. Ama onun dışında neredeyse değiştirmek istediğim bir yön yok. Hani 9.5 da vermiyorum da hani gelişmeye biraz imkan bırakmak için. 9.4 gayet adil ve güzel bir puan olacak. Zaten 9.4 ile 9.5'in de çok bir farkı yok. Onu da belirtmiş olayım. Bağcıkları iyi sıktığınız zaman çok iyi kitlenme yakalıyorsunuz. Zaten ayakkabının genel yapısı biraz dar ve sıkı olduğu için kitlenme noktasında da güvenlik noktasında da pek sizlere sıkıntı yaşatmayacak. Yana doğru çıkıntılandırılması bilekli yapısıyla da destekte yine harika işler yapıyor. 10 üzerinden 9.1 veriyorum. Yana doğru belki daha çıkıntılı olabilirdi. Onun dışında ayakkabı biraz yerden yüksek olması destekten puan kırmama sebep olduğunu söyleyebilirim. Onu da belirteyim arkadaşlar. Yerden oldukça yükseksiniz ve yüksek hissediyorsunuz. Zaten yastıklamanın aşırı zıp zıp olmasıyla yere yakın oynamayı seven işte Kyrie Love 4'ler gibi veya Puma ayakkabılarında keyif alan Guard arkadaşlarım için belki ilk tercih olmayabilir ama onun dışındaki bütün özellikleri harika. Bence yine verilen puanlar efsane fakat sadece yerden yüksek olması belki bazılarınızın hoşuna gitmeyebilir. Bunu belirtmek istedim. Onun dışında 1 numaradan 5 numaraya uygun ve mükemmel bir ayakkabı tercih olacaktır. Hafifliği, rahatlığı, yastıklaması, yol tutuşu, görüntüsüyle komple ve bütün harika bir ayakkabı. Özellikle bilekli ayakkabılar pek bulunmuyor. Sebo Göndür kardeşim basketbolcudur kendisi. Ben bilekli arıyorum ve bulamıyorum diyordu. Kariyerleri almıştı. Bence bu varken başka bir bilekli ayakkabıya da bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sebo bu ayakkabıyı alırsa da mükemmel mutlu olur. Haber verin. Evet, böylelikle de incelememi sonlandırmak istiyorum. Çok uzatacağım nokta yok. Gerçekten sizlere gösterilen ve yapıldığı söylenen bütün teknolojiler inanılmaz iyi. Görüntüsüyle, ayağınızı içinde rahat ettirmesiyle apayrı mükemmel bir ayakkabı olmuş. Ayakkabının altındaki arkadaşlar tabanlık bile harika. Tabanlıktaki şu delikler ta yastıklamaya kadar iniyor. Değişik bir masaj hissi oluşturuyor. Hem de daha rahat yastıklamanın genişleyeceği belki bölme oluşturup bir nevi havalandırma da oluşturuyor. Bu da harika olmuş yine. Tabii ki bu ayakkabının fiyatı inanılmaz pahalı. 1950 lira ve piyasadaki en pahalı basketbol ayakkabısı konumunda şu anda. LeBron 19 bakalım çıktığı zaman yine bu fiyatlara çıkacaktır ama genelde en pahalısı bu oluyor. Fiyatına değer mi? Bence değer. Tabii ki paranız varsa diğer bütün ayakkabıların neredeyse 1500 lira seviyesinde takıldığı bu dönemde bence değer. Kesinlikle şans vermelisiniz. Hayal kırıklığına uğramayacaksınız dedikten sonra da videomu sonlandırmak istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Ayakkabı Dice bugünlük out.